geldiniz. Sizi böyle alacağım. Siz otururken hemen bir yanda su içiyor konuklarım var. Firdevs Taşkın ve Erol Taşkın geldiler. Evet. Anne baba. Evet. Kırıkkale'den. Bu ara bütün konuklarım Kırıkkale'den. Bütün konularım Kırıkkale'den. Biz o bölgeden çıkamıyoruz. Siz de oradan geldiniz. Kızınız Ayşegül Taşkın arıyorsunuz. Evet. Bir yıldır kayıpmış. Kızınızın aslında evlilikleri olmuş. Oldu. Ondan sonra bir evlilik yapmış 6 ay sürmüş. Sonra nişanlanmış, ayrılmış. Sonra başka birine kaçmış, onunla evlenmiş, ondan ayrılmış filan. 24 yaşında gencecik de bir... 24 yaşında. Genç bir kadın. Ama mutsuzlukları çok. 9 Kasım 2019 tarihinde, geçtiğimiz sene bu ayda evden kaçıyor. Kaçtı. Niye bunu kaçtı? Neden bilmiyorum. Bunu iş arayacağım diye bunu götürdüler. Bir gazete ver gitti iş arayacağım diye İşkur'dan başvurdu. Ondan sonra bunun iş manasına bunu aklını çermişler. Bu Emre Çınar denen kişi bunlarla tanışıyorlar. Bunu bir şeye satıyor bu eğlence merkezlerine. Şimdi sizin aslında CİMER'de, savcılığa da, her yere de yazılarınız, başvurularınız var kızınızın kaybolmasıyla ilgili. Kızınız kaçtıktan sonra 9 Kasım tarihinde sizi gizli numaradan bir kadın aramış. Evet. Evet. Ne dedi? Ben dedi ki ne, daha kızını dedi unutmadın mı dedi. Sana dedi o kızı dedi unutturacağım dedi. Ben de o kız benim istedim, ben de unutmam dedim. Ama bu gizli numaradan arayan bir kadın kimdir, nedir, bilmiyorum neyin nesidir bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Oo, kurban olurum sonra, sana. Siz de diyorlar ki sen kızını bulabilirsin. Bir isim veriyorlar size. Orhan diye birinin ismi evet. veriyorlar. Evet. Biraz önce bahsettiğim bir Emre Çınar ismi vardı falan. Bu. Değil mi? Evet. Bir isim veriyorlar. Siz kızınızı geri alabilmek için ne yaptınız? Biraz para verdim. 6.000 lira para verdim. Gitti kim bu istiyor mavayla, sizden bu parayı? Bu Orhan Aşret işte. Orhan. Orhan denen kişi aldı benim Orhan bu aldı. Parayı. Ne diyor? Erol Baba diyor. Erol abi diyor. Ben sana kızın Ayşegül Taşkın'ı bulurum. Bana 6.000 TL ver. Evet. Sana kızı geri mi getireyim getirdikten diyor. Getirdikten sonra benden para istedi. Kızımı getirdikten sonra istedi bu parayı. 4.000 lira bir para istedi. O 4.000 lirayı verdim akşam hani getirmeden önce. Getirdikten sonra da 2.000 lira para verdim. O günü... Erol abicim bu parayı sizden hangi hakla isterler? Vallahi işte bilmiyorum. İstediler. Kızı şeye, kurtaracağım dedi. Borcu var demişler. Yani esasen biz bulduk bu Orhan'ı. Kırıkkale'den. Dediler bu adama git dediler ağla dediler zırla dediler bu kızını dedi oradan çıkardır dediler. Biz de babasıyla gittik gidecek oradan bize şey etti getir, kızını getireceğim dedi. Kızımı ben eve gittim ağlıyor ağlıyor. Ondan sonra bana dedi ki ne Orhan şey dedi 4.30'da dedi halası vardı Semiye Taşkın. Halası gelin oraya var dedi kızın oraya gelecek dedi. Ben de evden geri kızımın şey görümcemi oraya gittim. Görümcemi oraya gidecek 4.30-5'te getirdiler. Kızım bana yani gelmedi. Bu bana parayı hazırlayın, bana para vereceksiniz diyen adam gerçekten de parayı alır almaz kızı getirdi. Getirdi. Evet, Orhan Bey niye? Orhan Bey ne iş yapar? Niye onun kapısını çaldınız? Vallahi bilmiyorum işte Kırıkkale'nin neyse bilemiyorum. Ben bir köylü kadınıyım. Kim dediyse buldum. Ama kim dedi sana yani o Orhan ne? Orhan ne? Orhan dedektif mi Orhan? Bilmiyorum neyse işte Kırıkkale'nin neyse bilmiyorum. Kırıkkale'nin şakalar yani bu şeyde bu peki, Emre Çınar denen kişi. Para da ödüyorsunuz kızı geri getirmek ödedik için. He. Kız aslında kaybolduktan bir ay sonra bulunuyor bir çok yakın tarihte. Bu para karşılığında geliyor. Sonra evet. tekrar kaçıyor. Evet halası bile geldi. Benim evime götüremedim kızımı. Halası neyse evinde durdurdu. Aman rahat ol dedim. Şey Semih abla dedim böyle dedim. Kaçar şöyle der böyle der. Tamam dedi. Ben evime gittim. Geri dediler ki gel kızını götür dedi görümcem. Getir deyince ben de var ya geri vardım. Ablan o da yatak gitti. Sermiş oraya yatırmış. Yatırdıktan sonra hadi kızım gel bize gidelim kızım. Şöyle dedim böyle dedim. Kızım hiç seslenmedi bana. Yorganı kafasına çekti. Oturdum Ecik göğün olur mu ki ne deyin. O da gelmedi. Evime gittim. Görümcem demedi ki burada kal. Arabada yat şöyle böyle demedi. Ben de tembakladım. Şey dedim böyle böyle dedim. Güvendin yani aslında. Görümcem dedim mıhat olur kaçar muçar bir şey olur dedim. Bir daha bulamam ben bunu dedim. Benim kızımı bir eğlence... Benim kızım orada. Bir müzikole orada çalıştırıyorlar kızı. Orada çalıştırıyorlarmış. Orada şu anda kapandı herhalde. Orada kapalı. Şimdi bir yaşlı kadın, bir erkek, bir kadın bunu görenler var. Annemine babama deme beni diyordular. Beni şöyle etti beni hayır şimdi hiç kızın doğmedim. Evden niye kaçtı? Neye? Kızın evden niye kaçtı? Evde şiddet. Vallahi bir şey yok. Evlilikler yaptı ayrıldı. Şiddet yok.
Yani kaçmasının sebebi ne? Bilmiyorum. Kaçmanın sebebi bunu o şeye alıştırmışlar. Bunu uyuyor. Böyle deyince böyle kaşınıyormuş. Ben bilmem. Halası dedi ki ne kızın kaşınıyor dedi. Ben onu bilmem ki. Benim kızımın bulunmasını istiyorum. O benim kızım tedavi görsün. Ne tedavisi görecek? Eğer madde kullandırıldıysa, madde kullandırıldıysa bunun için tedavi görsün, psikolojisi bozulsun. Tabii evet. Onların hepsini ben istiyorum. Kızınız ayrıldıktan sonra, eve geldikten sonra sizin tarafınızdan bir şiddete falan uğradı mı? Hayır, hiç evimizde şiddet yok. Hiç, yemin ederim hiçbir şey yok. Bu çalışma şeyine gitti. Ben kızım, çalışmak istiyorum dedi. Aradıcılar geldi. Bizim aradıcı taktırdık. Aradıcı gelince dedi ki abi ben çalışacağım. Ben de dedim ki kızım çalışma. Abin var, baban var dedim. Ondan sonra bu dedim gideceğim dedim. 15 gün bir yerde duruyorlarmış aradıcılar. 20 gün bir yerde duruyorlarmış. Kızım iğnen mi gezeceksin, kötüyle mi gezeceksin? Başına bir iş gelir. Anne ben hiç korkmuyorum. Ondan sonra bana bir şey yapamazlar. Yapamazlar dursun da ayağını kaydırdılar. Bu Emre Çınar var ya bu şeye satmış. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı var. Beşir Ödemiş de Emre Çınar. Sizin yapmış olduğunuz şikayetlerde de bu isimleri verdiniz. Evet. Kızınız çalışmak istiyordu ama... Kızınız aslında birilerin eline geçti, kullanılıyor ve mağdur ediliyor. Sizin evet, düşünceniz bu. Kızımı pazarlıyorlar. Açık, yaşlı bir kadının pazarlıyorlar. Bir şey yapamıyor. Her yere gitmişler, ifade mi verdirmişler. Biz de babasıyla anasına bir senedir ne çekiyor biz? Yediğimiz ekmek, içtiğimiz çay zehir oldu, zehir. Kızım dön gel. Neyine her şeylere kabulüm. İçerilere giremiyorum. Gel kızım ben seni nelerle büyüttüm. Bir de bu. Kaşınıyormuş. Geldim kurban olurum sana. Benim kızımı bul. Benim kızımı bunların elinden kurtar. Ben var ya hastaneye yatırın. Psikolojisine bakın. Bu ilkin 6 ay bir durdu geldi. Ondan sonra İstanbul'dan birini seviyorum dedi. Öteki kızımı, öteki damadım var. Damadımın amcasının çocuğuydu. Vermek taraftan istemedim. İstemeyince ikisi hani birinin yeri kötü olur, birinin yeri daha kötü olur diye vermedim. Kocadan gelince, köy memleketimde yani gelince dedim ki kızım dedim ağır yemek ne yemedi, çay içmedi, bir şey yapmadı. Ondan sonra ben de kızım dedim ağır istiyorsan, o oğlanı istiyorsan vereceğim dedim. Ağır. Geri telefonu eline verdim. Eline verince ablanla konuş dedim. Ablayla da konuşunca anne dedi benim kızım. Konuşunca ondan sonra anne dedi istiyordu. Tamam kızım istiyorsa dedim tamam ben çağırıyorum dedim. Gelsinler. Ne yaparlarsa gelsinler dedim. Ne yapıyorlarsa etsinler dedim. Geldiler. Allah razı olsun. Onlardan da beni kot ettiler. Kot etti bu Ayşe. Şimdi Ayşe kim genç çok hızlı kararlar alıp çok hızlı kararlarından vazgeçiyor. Ve hızlı karar aldığı için hep yanlış tercihler ve seçimler yapmış. Bir de var ya. Yani 24 yılda bir insanın hani bir ömründe yaşayabileceği, bir yaşayamayacağı bile şeyleri bu kadar kısa sürede yaşıyor. Yanlış kişilerle geziyor. Yanlış kişilerle geziyor. Bir de anlatayım. Hatta bir arada bir jandarma söyledi bunu. Parkta jandarmaya da kafa tutmuş saat 2'de. Kafa tutmuş jandarmaya. Yok. Saat 2 sıralarında jandarmaya kafa tutmuş. Yaklaşık bir yıldır mı kayıp kızınız? Bir yıldır. Ne istiyorsun? Kızım, karşına getirsem, ondan ne istiyorsun? Geri dönmesini geri istiyorum. Dönmesini istiyorum. Benim canım, ciğerim, çocuğum. Ne olursa olsun kabilim. Her şeylerine unutacağım. Gelsin benim çocuğum. Ben içerilere giremiyorum. Kapıya çıkıyorum. Taksiyle biri kor gider mi ki ne diyorum. Yok sabahlara kadar bekliyorum. Yok gelmedi. Bir yıldır her gün bekliyor musun Melih'i? Bekliyorum. Bekliyorum. Gelirler mi ki dedim. Köpekler ürdükçe bakıyorum. Ben bir anneyim. Dayanamıyorum. Bir oğlum, iki kızım var. Kızım geçsin. Ben her şeylerine şeyim. Ne olursa olsun. Benim çocuğum. Ben çocuğumu kabul ediyorum. Ne olursa olsun. Ben var ya. Yediğim, içtiğim zehir. Zehir. Bir senedir benim çocuğum nerelerde bilmiyorum. Bir yaşlı kadınla bir şey varmış. Ondan sonra bir de İbrahim diyeyim bir... Adam varmış diyormuş ki o kadın ben diyormuş bunu torunuma alacağım çok seviyorum. Hayır vermem. Kim bunlar Kırıkkale'de mi söylenenler? Kırıkkale'de ben o kızı onlara vermem.
beni ağır anne bilirse. Ya dur şimdi, daha birine vermeden ziyade bu kız bir yıldır evi terk edip gidiyorsa, aileden sürekli kaçıyorsa, şimdi vücudunda izmarit yanıkları olduğunu söylüyorsun. Tamam. Davranışlarının farklı olduğunu söylüyorsun. Çok sağlıklı kararlar almadığını söylüyorsun. Ayşegül Toyran için, Toyran kızları için geldiler. Ben onları... Ayşegül nerede? Sadece ne olursa olsun ya da bugüne kadar ne yaşandıysa yaşandısın. Benim o çocuğum. Geri dönsün. Geri dönsün. Ben ve biz onu kabul etmeye her şeyle hazırız diyorsun. Her şeylerle hazırım ben. Şimdi Firdevs teyzeciğim. Evet. Erol abicim. Kızınız Ayşegül'ü bulduk. Kurban alırım. Televizyonda öyle seni izliyorum. Kurban alırım sana. Önce Allah'a sonra sana. Güveniyorum. Benim çocuğumu getirin. İnşallah. Emre Çınar geldi. Para istedi o Orhan. Bundan böyle odaya götürdü. Bir tane yanında bir adam vardı. Bırakın da dedim. Şuna bir çıtlak konuşayım dedim. Emre Çınar'a. Senin dedim çoluğun çocuğun yok mu dedim. Senin hanımın yok mu dedim. İzleniyor mu ki? Bakıyorlar mı ki? Geliyorlar mı ki? Bana bir şey mi yapacaklar? Benim çocuğumu kurtar. Benim çocuğumu kurtarmayacak. Ben kurban yapmayacağım. İnşallah Firdevs abla. Ben yediğimiz, içtiğimiz zehir, zehir. Şimdi sen evinde, kendi halinde yaşayan, bilmesi gerekenleri sadece televizyondan duyan, ona şaşıran ama... Sen bu yaşta bilmen gerekenlerin çok daha fazlasını, benim sadece yayıncılık tecrübem ve deneyimimle işte duyduğumuz şeyleri sen öğrenmişsin. Bu bir yıllık kızının kaybıyla öğrenmişsin. Şimdi bir sakin olun, babaya da anneye de söylüyorum çünkü Kırıkkale'den bir canlı yayınım var. Olsun. Özkan orada. Özkan, merhaba. Alo. Evet Esra Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Özkan, yanında kim var? Şu anda evet Kırıkkale ve yanımızda da kızım. Ayşegül şu anda yanımızda. Ayşegül yanında. Her şeyleri ver. Her şeyleri ver kapının. Gel. Gel benim çocuğumsun sen. Gel benim ciğerimsin. Benim yavrumsun. Gel. Her şeyleri ver kapının ben. Yavrum gel. Gelmeyi istiyorum sana. Gel kurban olurum sana. Oğlanı da ölürüm. Benim kimim var? İki kızım bir oğlum var. Kurban olurum sana. Gel kızım. Neyin kabılısa gel. Niye gittin? Niye gittin? Aklı başında gitmedin sen. Seni kandırdılar. Seni kandırdılar. Çocuğum seni kandırdılar. Annem senin canlarına kurban olsun annem. Sen daha dayanamazdın. Anne gözün yaşlandı silerdi. Sen niye gelmedin? Benim psikologlarım bozuldu. İçerilere giremiyorum. İçerilere giremiyorum. Gel yavrum. O Emre Çınarsız kalayım kurban olduğum. Onun da çocukları böyle kotulsun. Senin yerine düşen aynı o duruma düşsün kurban olduğum. Allah'ım yarabbim. Ben tansiyon hastasıyım. Dur. İyi misin şimdi? Kızım yavrum gel. Hiç daha kimse bir şey demeyecek. Çık gel. Ya Eda girebilirsin. Gir hemen iki dakika. Su da versinler. Bak dur tansiyon. Nasıl dayanacağım? Dayanamıyorum sana çocuğum. Dayanamıyorum. Sen benim canımsın, ciğerimsin. Ta İstanbul'a kadar geldim. Çok geç kaldım ben. Çok geç kaldım. Geç kalmadın. Çok geç kaldım. Bir sene oldu. Ayşegül. Hoş geldin. Nasılsın? Efendim Esra abla. Hoş geldin. Nasılsın? Esra abla öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? Söyle, söyle. Şimdi bu arada asıl müjdeyi de vereyim. Şu an Özkan abiyle yoldasın değil mi? Buraya geliyorsunuz. Evet yoldayım. Geldiğinde konuşalım mı? Senin kurban olurum kızım.
Ben onlarla konuşmak istemiyorum. Tamam, benimle ben her şeyi tek tek anlatacağım. Onların... Bir söyle suçumuzu, bir söyle. Onların... Neyse onun için bak... konuşmam diye. Kızım ben seni... Bir abla. Bak, onların şimdi... o şekilde ağlamaları, sızlamaları dinlemeyin. Hayır, tamam, yalan, ağlamalarını, sızlamalarını yalan. Dinlemeyeceğim. Ben seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Siz güzel bir yolculuk yapın. Buraya gelin. Tamam mı? O yanında hani de getir kimse. Özkan, Özkan o muhabir. Yok yok, o değil. Bir daha yanında adam varmış. İbrahim değil, bir oğlan daha varmış. Onu getir. Emre Çınar, bir de İbrahim. Dur bakalım. Özkan. Bak, bizim için çok son dakika oldu. Biz. Evet. Senden ricam. Şimdi orada canlı yayındasınız. Durduğunuzda yayın da yapacaksın. Ayşegül şu anda ekip arkadaşlarımla beraber. Sabahtan beri kızın için... çalışıyoruz. Siz zaten daha önce programa başvuruda bulunmuştunuz. İyi bir yolculuk yapın. Ayşegül de biraz sakinleşsin. Onun da gergin olduğunu biliyorum. Önce burada bir buluşsak, bir konuşsak. Ben Ayşegül'le bir konuşsam. Sonra sizi dinlesem. Olur mu? Olur. Niye olmazsa olur. Olur. Her şeylere kabulüm ben. Niye gittin kızım? Niye gittin? Derdin ne? İlk evlilik yaptın. 6 ay durdun. İstediğine verdim. Erol abi, kızını görmek ister misin canlı canlı? Evet. İstemez de neye geldik? Özkan, söylemek istediklerin var mı? Evet Esra'm, size deniz gibi Ayşegül'e aslında biraz gergin. Biz yolumuza çıkıp inşallah aileyle beraber, gerçi Ayşegül öncesiyle görüşmek istiyor. Aynen. Görüşmeden sonra da konuya aslında bir aydınlık getireceğiz. Çünkü Ayşegül'ün çok anlatacağı aslında önemli detaylar var bu olayla alakalı. Şimdi tam geçtiğimiz yıl bu ayda, Kasım ayında Ayşegül evi terk ediyor. Annesini ve babasını ve ondan sonra izini kaybettiriyor. Asla geri dönmek istemiyor. Bu gidişinin altında yatan nedenler neler, o anneyle babayla ilgili, aileyle ilgili neler söyleyecekler, annenin söyledikleri de var. Şimdi bunun için bir sakinleşmemiz lazım karşılıklı. Tamam, birbirimizi suçlamadan, herkes bugüne kadar iletişim kurabilseydiniz zaten kurabilirdiniz. Ama bundan sonrasını sağlayabilirsem ne mutlu. Belki uzlaştırabilirim sizi, tamam mı? Keşke buzdağını da getirirsen. Geliyor, geliyor. Yoldan İstanbul'a geliyorlar. Bekliyor. Tamam mı? Bekliyor. Tamam, almayacak da gitmeyeceğim. Almayacak da gitmeyeceğim. Tamam. Sizi bekliyoruz. Ayşegül'ü bulduk. Teşekkür ediyoruz Özkan. Yarın devam edeceğiz bu konuya. İyi misin? Sen şimdi benim tansiyonum, mansiyonum var dedin. Ben zaten ekstra bir. Tansiyonum var. Ailede bir avuç şöyle... yuttum da geldim buraya. Ha? Bir avuç yuttum. Anneciğim, tamam. Sen de iki kere kalp krizi geçirdi. Bak, siz çok haklısınız. Bu aile bu bir yıl içerisinde defalarca CİMER'e başvurmuşlar. Kaymakamlık, jandarma, mahkeme, savcılık. Aslında sizin yaşadıklarınız anlaşılıyor o serzenişinizden. Şimdi onlar yolda. Hani Ayşegül'ü duymuyorsa ama sakince halledeceğiz bu işi. Anlaştık mı? Tamam Erol abi. Tamam. Hadi bakalım. Yarın devam edeceğiz. İnşallah güzel, böyle herkese sakin olur, iyi olur ve güzel bir... kavuşma olur sevgili seyirciler. En azından kalpler biraz soğumuş olur. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.